Sevgili gençler merhabalar ben İbrahim Kılıç bir edebiyat dersiyle birlikteyiz. Bugün divan edebiyatında nesir iki dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde divan edebiyatı nesir türleri üzerinde dururken bu dersimizde nesir yazarları üzerinde duracağız. Sinan Paşa, Aşık Paşazade, Mercimek Ahmet, Seydi Ali Reis, Peri Reis, Seybey gibi isimlerin yanı sıra Kastamonu Latifi, Koçu Bey, yine 28 Mehmet Çelebi, Beysi, Nergisi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Mustafa Naima Peçevi İbrahim gibi isimler üzerinde duracağız. İsterseniz vakit kaybetmeden bu nesil yazarları ve eserleri üzerinde durmaya başlayalım. Evet 15. yüzyıl nesil yazarlarıyla başlayalım. Sinan Paşa'dan bahsedeceğiz bu bölümde. Eserlerinde genellikle din, tasavvuf, ahlak ve felsefi konuları işleyen Sinan Paşa, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış, müderrislikten paşalığa kadar yükselmiş olan bir isimdir. Genellikle din, tasavvuf ve halak konularını ve felsefi konuları işleyen şairimiz 15. yüzyılda yaşamış ve Süsü Nesil türünün ilk önemli ismi olarak adlandırılmıştır. Süsünesinin ilk temsilcisi olan bu yazarımız aynı zamanda Süsü Nesil'in de kurucusudur. Neden? Çünkü 13. ve 14. yüzyıl divanı dibiyatında Süsü Nesil örnekleri yoktur. İlk örnek 15. yüzyılda Sinan Paşa'nın kaleminden çıkan Nami adını bildiğimiz eser Süslü nesrin ilk örneği olmuştur. Yani edebiyat tarihimizin ilk süslü nesir kitabı Tazarruname diye geçiyor. Bugün Sinan Paşa'nın birçok eseri olsa da en önemli eserinin Tazarruname yani Tanrı'ya yakarış anlamına gelen bir münacat türündeki eser olduğunu unutmayacağız. Toparlarsak Sinan Paşa'nın süsü nesrin kurucusu olduğunu ve ilk örneğini verdiğini, süs nesrinin ilk örneği olan kitabın Tazarruname olduğunu ve bunun da 15. yüzyıla ait olduğunu unutmayacağız. Tabi tazarunami dışında sevgili gençler teskiletül evliya diye bildiğimiz bir evliyalar teskilesi. Ma'arifname diye bildiğimiz bir başka ahlaki kitap. Tehsübül ahlak ve kabusname türünde de eserler verdiğini görmekteyiz. Kabusname'yi sadece Mercimek Ahmet yazmamıştır. Burada Sinan Paşa'nın da bir kabusname türünde eserin olduğunu görmekteyiz. Evet geldik 15. yüzyılın bir başka nesil yazarına. Aşık Paşa Zadi'den bahsedeceğiz. Bugün 14. yüzyılda yaşayan Aşık Paşa'yı ve Garip Nami'yi hepimiz hatırlıyoruz. İşte Aşık Paşa'nın torunu olduğu için kendisine Osmanlı tarihinde Aşık Paşa Zadi ismi verilmiştir. 15. yüzyılda yaşayan Aşık Paşa Zadi'nin yazmış olduğu Aşık Paşa Zadi adlı tarih kitabını incelediğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 2. Beyazıt dönemine kadarki bölümü ele aldığını görmekteyiz. 15. yüzyılda yaşayan Aşık Zadi'nin sade nesrin de özelliklerini taşıyan, orta nesrin de özelliklerini taşıyan bu tarih kitabı edebiyat tarihimiz açısından önem arz etmektedir. Sevgili gençler, 15. yüzyılda bilmeniz gereken bir başka isim ise Mercimek Ahmet olmuştur. Ses, Sadi de özelliklerini taşıyan Kabus adını verdiğimiz çevresiyle tanıdığımız adam Mercimek Ahmet'miş. Unutmayalım, Kabusname türünde 3 tane eser vardır. Birisi Sinan Paşa'ya aittir. Bir tanesi Mercimek Ahmet'e, bir tanesi de Şehoğlu Mustafa'ya aittir. Gelelim 16. yüzyılın bir korsan yazarına yani Pir Reis'e. Başlangıçta Osmanlı Devleti'nin ordularına saldıran bir korsan iken zamanla Osmanlı donanmasına girmiş önemli denizcilerden birisi de Piri Reis'ti. 16. yüzyılda yaşayan Piri Reis'in gençler gerçek ismi Muhittin Piri diye geçer. Gelibolu'da dünyaya gelmiş ve Kahire'de hayatını kaybetmiştir. Bir Osmanlı denizcisi olan Piri Reis ile ilgili ben ne bileceğim? Bir, 16. yüzyılda yaşadığını unutmayacağım. 2. Çizmiş olduğu dünya haritası ve geride bıraktığı Denizler kitabı anlamına gelen kitabı Bahriye adlı eseriyle onu hatırlamaya çalışacağız. Bu sayfadan ne bilmemiz lazım? 15. yüzyılda Aşık Zade'nin tarih kitabını bileceğiz. Mercimek Ahmet'in Kabus Nami adlı çevirisini bileceğiz. Piri Reis'in ise dünya haritasıyla Kitabı ı Bahriye adını verdiğimiz eserlerini mutlaka bilmemiz lazım. Sevgili gençler, 16. yüzyılın bir başka nesil yazarı da Seyda Ali Reis'tir. Büyük bir Türk amirali ve coğrafyacı, aynı zamanda matematik bilgini olan Seyda Ali Reis, Kanuni Sultan Süleyman zamanının önemli denizcilerinden birisi olmuş, hatta Kanuni döneminde Mısır donanma komutanlığına kadar getirilmiş olan bir isimdi. Özellikle de Portekizlerle yapmış olduğu Hint deniz seferlerinde başarılar kazanmış olan Seyda Ali Reis yazmış olduğu matematik, coğrafya, astronomi ve denizcilikle ilgili bazı kitaplarla tanınmıştır. İşte Hint denizinde Portekizlilerle yapılan mücadeleleri anlatan Miratül Memalik yani memleketlerin aynası anlamına gelen eser önemli gezi, gezi ve coğrafi kitaplarından birisi olmuştur. Bugün Seyda Ali Reis'in elimizde 3 tane önemli eseri vardır. Onlardan en önemlisi Miratül Memalik. Yine Kitabul Muhit, Kita Mirat-ı Kainat da Seydi Ali Reis'in kaleminden çıkan diğer nesir türündeki eserler olmuştur. Onunla ilgili son olarak şunu da söyleyelim. Özellikle de Seydi ve Katibi takma adlarıyla Çağatayca şiirler de yazmış olan bir isimdir ama Seydi Ali Reis daha çok denizciliği, coğrafyası, matematik ve astronomi ile ilgili yazmış olduğu nesir kitaplarıyla hatırlayacağız. Kısaca kodlamak gerekirse Kanuni döneminin önemli denizcilerinden birisi olduğunu, 16. yüzyılda yaşadığını ve Portekizlerle yapmış olduğu mücadelelerle adını duyuran bir Mısır donanma komutanı olduğunu unutmayacağız. En önemli kitabı Mirat-ül Memalik, onun dışında kitab Muhit ve mirat Kainat'ı da bilmek zorundayız. Sevgili gençler, 16. yüzyılın bir başka nesil yazarı da Sehi Bugün Türk Edebiyat tarihinde ilk tezkireyi Ali Şirnevay'ı yazmıştır. Ancak Anadolu sahasında yazılmış ilk teskili olan Heşli Beyiş diye bildiğimiz yani 8 cennet anlamına ve 8 bölümden oluşan bu eser Anadolu'da ilk yazılan teskil olma özelliğine sahiptir. O teskil ile Seyyid atılacağız, hatırlayacağız ancak Seyyid Bey teskilisinin dışında aynı zamanda divanı da olan bir şair olduğunu bilmemiz lazım. Onu 16. yüzyılda yaşayan ve Anadolu'nun ilk teskire sahibi diyebilirsek yeterli. Gelelim Latifi'ye. O da Bey gibi bir başka teskire yazarı olmuştur ve Anadolu'nun ikinci teskirisi diyebildiğimiz Teskiretü Şuara adlı eserle tanınmış ve 16. yüzyılda yaşamıştır. Bugün Bey'in yazmış olduğu Hecdi Beş adlı eser Anadolu'da yazılan ilk teskire ise o zaman Anadolu'nun ikinci teskirisi diyebildiğimiz teskire ise Latifi'nin yazmış olduğu Teskiretü Şuara adlı eser olmuştur. Bey'in yazmış olduğu Hecdi Beş adlı teskire kronolojik sıraya göre yazılırken Latifi'nin yazmış olduğu teskili de şuara adlı eser ise Anadolu'daki ilk alfabetik teskili olma özelliğine sahip olmuş. Gelelim 17. yüzyılda önemli bir isme Koçu Bey'e. Sevgili gençler Koçu Bey ile ilgili çok fazla bilgimiz yok. Sadece yazarın Bosnalı olduğu sanılmakta ve 4. Murat zamanında İstanbul'a gelmiş. 4. Murat da onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak için Koçu Bey bir nevi kendisine danışman olarak atam atamıştır. Bugün 4. Murat döneminin en önemli şairinin nefi olduğunu biliyorsunuz. 4. Murat'ın bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek için atamış olduğu danışman da Bey olmuştur. Onu biz Koçubey Risalesi ile hatırlayalım. İşte yazmış olduğu risalelerde Osmanlı'nın çeşitli makam ve görevlerdeki kayırmacılığı eleştirmiş çözüm yolları sunmuştur. Nitekim yazmış olduğu bu layıha 4. murada sunulmuş yeni ile devlet işlerinin bozulmasında örnekler anlatmış olduğu bu rapor edebiyat tarihimizin önemli risale ya da raporlarından birisi olmuştur. Koçu Bey'i bir kelimeyle kodlamak gerekirse 17. yüzyılda yaşadığı ve Koçu Bey adlı risalesinin olduğunu bilirsek yeterlidir. Bu sayfadan ne kalsın aklımızda? Anadolu'da ilk tezkirenin Sihi Bey'e ait Heşli Beyşt olduğunu, Anadolu'nun ikinci tezkiresinin Latifi'ye ait olan ilk alfabetik teskilediği bildiğimiz şu şuarı olduğunu bileceğiz. Koçu Bey'de Koçu Bey'li adlı eserle ne yapacağız? Hatırlamış olacağız. Sevgili arkadaşlar 17. yüzyılın bir başka nesil yazarı da 28 Mehmet Çelebi'ydi. Yeniçeri Ocağı'nın 28. ordusuna kayıtlı olduğu için kendisine 28 Çelebi Mehmet adı verilmiş. Buraya geçiyorum. Önemli olan 3. Ahmet zamanında Paris'e elçi olarak gönderilmesi hatta Fransa'ya gönderdiğimiz ilk elçi olma ünvanına da sahip dediğimiz 8 Mehmet Çelebi. İşte Paris'te yani Fransa'da olduğu yıllarda yazmış olduğu Fransa Seferetnamesi adlı eser edebiyat tarihimizin önemli seferetname türündeki eserlerden birisi olmuştur. Yalnız ilk seferetname örneğinin Viyana Seferetnamesi olduğunu geçen derste söylemiştim. Edebiyat tarihimizin en ünlü seferetnamesi Fransa'da bulunduğu yıllarda yazmış olduğu seferetname ile 28 Mehmet Çelebi'dir. Gelelim 17. yüzyılda önemli isimlerden birisi olan Veysi'ye. Bugün Veysi 17. yüzyılda yaşamış. Hatta nergisiyle birlikte bu yüzyılda Süslü Nesli'nin ilk büyük ve en önemli yazarlarından birisi olmuş. Hocam Süslü Nesli'nin ilk önemli temsilcisi kimdi? İlk önemli temsilcisi 15. yüzyılda Sinan Paşa'ydı. Bugün Süslü Nesil e denildiği zaman aklımıza 3 önemli isim gelsin. 15. yüzyılda Süslü Nesil'in kurucusu ve ilk örneği diyebildiğimiz Tasarruname'yi yazan Sinan Paşa bir, 17. yüzyılda yaşayan Veysi ve Nergis'i gelsin. Bu üç tane adamı unutmayalım. Bugün Sinan Paşa'nın en önemli eseri Tasarruname ya, işte Veysi'nin de en önemli öz eseri Osmanlı'daki ahlakı çöküşü şey anlatmış olduğu Habname diye bildiğimiz Uyku Nâmi adlı eseri olmuştur. Eserde rüyasında Padişah 1. Ahmet ile Büyük İskender'i konuşurken görmüş ve ve bu eserde dünya düzeni konusunda eskiyle yeni ne yapmış? Kıyaslamaya çalışmış. Ancak Süsün isminin 17. yüzyıldaki zirve isimlerinden olan Beysi en önemli isim olsa da Türk Edebiyat Tarihi'nin en ünlü siyerine de sahiptir. Hocam ilk siyeri yazan kimdi? İlk siyeri yazan gençler kimdi? Kadı Darir'dir. Ne zaman? 14. yüzyılda. Kadı Darir'in yazmış olduğu siyerin adı Siretün Nebi diye geçer. Siretün Nebi. Nebi diye geçer. Peygamberimizin hayatını, savaşlarını konu olan bu eser Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk siyeriydi. Ama 17. yüzyıla geldiğimiz zaman Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan Siyer-i Veysi bugüne kadar yazılmış en ünlü siyer kitabı olma özelliğine de sahipmiş. Veysi ile ilgili gençler 3-4 kelime ile kodlayın. Süslü Nesir, 17. yüzyıl, Habnamesi ve Siyer-i Veysi ile bilirsek yeterli. Gençler, Nergisi ile devam ediyoruz. Az önce biz Veysi'nin Süsü de 17. yüzyılda önemli bir isim olduğundan bahsetmiştik. İşte bu yüzyılda, aynı yüzyılda Veysi ile birlikte almamız gereken bir başka sünnesi Nesil ustası da Nergisi olmuştur. Tabii onu sünnesi'nin 17. yüzyıldaki önemli isimlerinden biri diye alıyoruz ama önemli olan, daha önemli olan bir şey daha var. Onu da Hap Bilgi'de yazdık. Divan Edebiyatı'nda mensur ilk ve tek hamse yazarı 17. yüzyılda yaşamış olan Nergisidir. Biliyorsunuz hamseler 5 meslevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlerdir. Ve bu eserler de şiir biçimlidir. Ama 5 tane mensur kitabı bir araya getirerekten bir hamsi oluşturduğu için Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk mensur hamsesi hatta tek hamse adlı eseri Nergis'e aitmiş. Nergis'in hamsesini unutmayacağız. İlk mensur hamse diye geçiyormuş. Bu bir. İki. İşte bu hamsi içerisinde yer alan özellikle de aşk cömertlik, ahlak ve tövbe gibi konular anlatmış olduğu Nihalistan en meşhur eser olaraktan kayıtlara geçmiş. Bugün Sinan Paşa'nın en önemli eseri neydi? Tazarru idi. Veysi'nin en önemli eserleri neydi? Habname ile Siyeri Veysi'siydi. İşte Nergisi'nin de en önemli kitabı 5 tane mensur kitabın bir araya gelmiş olduğu ilk mensur hamsi diye bildiğimiz eser olmuş ama bu eserler içerisinde de bir numaralı olan eser neymiş? aşktan, cümertlikten, ahlaktan bahsettiği Nihalistan'mış. Tabi bu hamsede Nihalistan'ın dışında İksiri saadet, meşakkul uşşak, Kanunur reşat ve gazavat-ı meslemenin de olduğunu da görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, Nergisi ile ilgili bilmeniz gereken 3 kelime var aslında. 17. yüzyıl ilk mensur hamseyi bileceğiz. İlk mensur hamseyi bileceksiniz. Bir de bu hamsi içerisinde Nihalistan'ı bilirseniz sizler için yeterli olacaktır. Gelelim Evliya Çelebi'ye. 17. yüzyılda yani 1611'de İstanbul'da doğmuş, Sıbyan Mektebi'nde okumuş, 4. Murat zamanında sipahi olmuş olan bir isimdir Evliya Çelebi. Kayıtlarda bugün gerçek adının Evliya olduğu yazıyor. Başka bir isme rastlamadık ama en azından Evliya Çelebi'nin asıl adının Evliya olduğunu, İstanbul'da doğduğunu ve 4. Murat zamanında yaşadığını da Bilmek gerekiyor. Peki Evliya Çelebi'nin Türk Edebiyat Tarihi açısından önemli nedir? Onu da hap bilgide belirtmişiz. Nedir? Divan Edebiyatı'nın seyahatname türündeki ilk örneği diyebildiğimiz yaklaşık 10 cilt 10 ciltten oluşan eser seyahatname olmuş. Yani size nerede sorarlarsa sorsunlar Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk gezi ya da seyahatname türündeki eseri nedir? 17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatname diyeceğiz. Bu eser bu açıdan önem arz ediyor. Ömrünün büyük bir bölümünü seyahatlerde geçirmiş olan Evliya Çelebi tam 50 yılını yaklaşık 10 ciltten meydana gelen bu seyahatname adını bildiğimiz eserde toplamış. Tabi gezilerine baktığımız zaman İstanbul, Bursa, buralar başlangıçta dolaşmış olduğu yerlerdir. Daha sonra Anadolu'nun değişik yerleri işte Erzurum gibi. Daha sonra Kuzey Afrika kadar giden bu yolculuk 50 yıl sürmüş ve 50 yılın sonunda Evliya Çelebi seyahatnameyi tamamlamıştır. Bu arada önemli bir bilgi daha söyleyelim. Ehliyat Çelebi bir gün rüyasında peygamberimizi görür. Şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah dediği için rüyasında uyandığında peygamberimizden bir işaret geldiğini düşünerekten gezisine başlamış. İlk gezdiği şehrin İstanbul daha sonra da Bursa olduğunu unutmayalım. Sevgili gençler, 17. yüzyılın önemli ve üretken nesil yazarlarından birisi de Katip Çelebi'ydi. İstanbul'da dünyaya gelen ve gerçek adı Mustafa olan Katip Çelebi'nin hacca gidip geldiğin, geldikten sonra kendisine Batılılar Hacı Kalfa ismini verirken bilim dünyasında ve bilim adamları da kendisine Katip Çelebi adını vermiştir. O zaman testte biz Mustafa, Katip Çelebi ya da Hacı Kalfa gibi adları görürsek direkt Katip Çelebi'ye gitmemiz lazım. O aynı zamanda Batı ilmine ilgilenen ve Batı ilimine açılan ilk yazarımız olduğunu da burada belirtmiş olmamız gerekiyor. İşte Batı'da Hacı Kalfa diye bilinen Katip Çelebi demek ki Batı ilmiyle ilgilenen ve aynı zamanda Batı bilimine açılan ilk yazarımız 17. yüzyılın önemli nesil yazarlarından Katip Çelebi olmuştur. Yazarın özellikle tarih, coğrafya, bibliyografya, tıp ve astronomi alanlarında çalışmalarının olduğunu görmekteyiz. İşte bu eserler içerisinde Cihan Numan'ın ayrı bir yeri vardır. Nedir bu ayrı yer? Edebiyat tarihimizin en eski coğrafya kitaplarından birisi olma özelliğine sahiptir. Yani bu eser bir coğrafya sahasında yazılmış olan eserdir. Tarih alanında Fezleke'yi unutmayalım. Yine kronolojik bir tarih süreci, süreçten bahsetmiş olduğu Takvim-i Tevarih adlı tarih kitabı yine önemli. Türk deniz zaferlerini anlatmış olduğu Tuhfetül Kibar yani büyüklerin armağanı anlamına gelen eser denizcilikle ilgili olan bir coğrafya kitabıdır. Keşf-i geldiğimiz zaman ise Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk bibliografik eseri olma özelliğine sahiptir. Hocam ilk bibliografik eser ne demek? Bibliografya biliyorsunuz kaynakçı anlamına gelen eser ve yazar tanıtımında kullanılan türün adına biz bibliografik eserler adını veriyoruz. İşte Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı Keşf-i Zunun adlı eser İlk bibliografik eser olaraktan kayıtlara geçmiş. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Tabi yazarımızın hak tirası anlamına gelen Mizanul Ahlak adlı Mizanul Hak adlı ahlaki kitabını Düsturu Laman edini verdiğimiz ahlaki kitabını unutmayacağız. Bir de Tuhfetül Kibar adlı eserden sonra yazmış olduğu Tuhfetül Kibar Fi Esfaril Bihar adlı de Katip Çelebi'ye aitmiş. Coğrafyadan tarihe, tarihten tıbba, bibliografiye ve astronomiye kadar birçok alan eserler veren Katip Çelebi 17. yüzyıl. Hacı Kalfa, Mustafa diye hatırlayalım. Batı ilimini açılan ilk yazar diye bileceğiz. En çok da Cihan Numa'yı, Fezleke'yi, Takvim-i Tevarihi, Keşf-i Zunun adlı eserleri unutmayacağız. Sevgili arkadaşlar 18. yüzyıla geldiğimiz zaman iki önemli tarihçiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi Peçevi İbrahim, bir tanesi de Mustafa Naima. Bugün Macaristan'ın Peç Kasabası diye bildiğimiz kasabasında doğduğu için adı Peçevi İbrahim olarak adlandırılan bu yazarımız İstanbul'da çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş ve yazmış olduğu iki ciltlik tarih kitabıyla adını duyurmuştur. Bizzat Avusturya seferlerine de katılmış olan Peçevi İbrahim'in o dönem içerisinde Estrogan ve Eğri Karelerinin fethinde bulunduğunu ama aynı zamanda bu dünde öldüğünü de görmekteyiz. Macaristan'ın Peç kasabasında doğan Peçevi İbrahim, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışından ta 1640'a kadar süren tarihi olayları anlatmış olduğu iki ciltlik Peçevi tarihat adlı eserle tanınmıştır. Objektif bir tarih kitabı olmayan bu eserin yanlı bir tarih kitabı olduğunda söylemeden geçmeyelim. Gelelim büyük tarihçi Mustafa Naima'ya. O da Peçevi İbrahim gibi 18. yüzyılda yaşamış ve yazmış olduğu altı ciltten meydana gelen Naima Tarihi adlı eserle adını duyurmuştur. Önemi şu, Osmanlı tarihçilerinden olan Naima ilk resmi ve aynı zamanda tarafsız, objektif, vakanüvis olarak tanınmıştır. Bildiğiniz gibi tarih türü Osmanlı'da en çok tercih edilen tür idi. Ve resmi türü olmayan bu türün ilk resmi tarih yazarı kimmiş? Mustafa Naimi'ymiş. Mustafa Naimi'nin, Naima'nın yazmış olduğu, Osmanlı devletinin zayıflamaya başladığı dönemi anlatmış olduğu nedenleri ve sonuçları ortaya koyduğu altı ciltlik Naima tarihinin önemi neymiş? Edebiyat tarihimizin ilk objektif tarih kitaplarıymış. İlk objektif tarih kitaplarıymış. Arkadaşlar buradan Peçevi İbrahim'i 18. yüzyılda ve iki ciltlik Peçevi tarihiyle hatırlayalım. Mustafa Naima ise ilk resmi tarafsız vakanı üstleyebileceğiz. Bir de objektif ilk tarih kitabı diyebildiğimiz Naima tarih adlı 6 ciltlik eserle hatırlayacağız. Böylece Divan Edebiyatı'nda nesir konusunu iki video halinde tamamlamış olduk. Önce Divan Edebiyatı'nda nesir ve nesir türünün özelliklerinden bahsettik. Bu dersimizde ise Divan Edebiyatı'nda nesir sahasında eser veren yazarlar üzerinde tek tek durmuş olduk. Sevgili gençler, önümüzdeki derslerimizde edebiyatla ilgili soru çözümlerine ve konu anlatımlarına devam edeceğiz. İşte o derslerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.